Anneciğim vurma. Sıkıldım ben. Doktoru ikna etmek hiç de zor olmadı. Düşünebiliyor musun? Kadının biri adamın karşısına geçiyor. Ondan sonra diyor ki bu nazik adam beni dövüyor. Bir ceza odasını kapatıp aç bırakıyor. Sesle çıldırtıyor. Her kaçtığımda aynı cezayı veriyor. Allah aşkına nefes, kim inanır bu? Adam senin şizofren olduğunu düşündü. Sen bebeğimize şükret. Cezan sadece 24 saat. Seni Osman dedeye götürüyorum, tamam mı? Gerçekten mi? Gerçekten. Pes ediyorum, teslim oluyorum. Ateşin de yok, evden çıkabilirsin artık. Hadi camiye gidiyoruz. Kız Nefes, çocuğu yorganın altından çıkarmaydın, ne oldu? Boğaldım Asiye abla, boğaldım. Heyo! Sıkılmadım ben. Gitmeyeceğim. Uyuyacağım. Anneciğim sen iyi misin? İyiyim. Sen de yanıma yat. Tamam ama ayağını vurmak yok, tamam mı? Ama biz anlaşmıştık, artık yapmıyordun öyle şeyler. Nefes, bu soğan az geldi. Sen bana biraz daha soğan topla. Ben Yiğit'le yatarım. Hem biraz hava alırsın. Vallahi hiç ikiletmem. Ben gittim bile. Caminin arkasında. Babama sor, göstersin. Kız duydun mu? Duydum, duydum. De bakayım bana. Korktun mu sen? Mustafa Emican'dan mı? O elleri kırılasıca seni babana verdi diye mi? Sen nereden biliyorsun? Bilirim. Ula korkma. Ben o Mustafa gibi hain değilim. Sonradan öğrendim. Yiğidim. Dünden beri çok merak ettim. Niye söylemedin Tahir'e ya da annene? Sen niye söylemedin? İnsan kocasını ele veremiyor ki paşam. Bir kere annemle babam konuşuyorlardı. Ben de dinledim. Annem dayımın babamın onu dövdüğünü söylemiş ya. Dayım da ölmüş. Babam dedi ki anneme, abinin ölümü senin suçun dedi. Sussaydın kimse ölmezdi dedi. Ben de söylersem, Mustafa amca anneme bir şey yaparsa, susarsam yapmaz. Susarsam annem ölmez. Dur ben bir kovayım şu Mustafa'yı. Bu masum niye susaymış biliyor musun? Niye? Annesi dayısına Vedat'ı şikayet etmiş. Vedat da sussaydın abini öldürmezdim demiş Nefes'e. Seni de şikayet edersem sen onda annesini öldüreceğinden korkay. Körle yatan şaşı kalkarmış Mustafa Galeli. Şimdi sen daha o mazlumun gözünde Vedat gibi zalimsin. Değdi mi bari? Sevin'in hayatı emniyette. Kardeşimin canı emniyette. Vedat, onun ipi bende. Mazlum beni zalim bilmiş. Sıkıntı yok. Tahir bana öfkelenmiş, sinirlenmiş. Sıkıntı yok. Sonuna kadar nedamet getirmişim. Sıkıntı yok. Değer mi diye sorarsın Asiyem. Değer. Benim ailemin ayağına taş değmesin. Değer. Eveciğine değer. Hayır mı Asya? Hemen buradan gidiyorsun. Yani Nazlar nöbette, Tahir yolda. Tayfa etrafa yayılmış. Sağa ihtiyaç yok. İyi. Hadi topla eşyalarla gidelim. Ben gelmiyorum. Buradayım. Tamam. Ben de buraya o zaman. İnatlaşacak mıyık Mustafa? Sen zot, ben zot. Bakalım kim verecek eşeğe otu? Eşeği bilmem ama benim senin gibi öküze verecek otum yok. Yavaş. Bana bak adam. Hiç öyle kanatlarını açıp kabarma, vallahi yolarım olayı. Çocuk korkar. Yeter da, git haydi. Anne da kadın anne. Ben seni almadan bir yere gitmem. Kavga mı edeceğim? Odamızda edelim. Küsecek misin bana? Evimizde küsersin. Sabah sabah ederim bu kütüğün üstünde. Seni almadan o eve girmem. Sen bilirsin o vakit. Kıçın kurusun o kütüğün başında da gör gününü. Kurumaz. Az sabahı sabah ettirmedin bana bu kütüğün üstünde ha? Asya'm bekarken. Geceden bir şey olmaz. Haydi. Ayağım soğudu, üşümeyesin. Gir içeri. Ha. Asya. Gece sen de çıkacaksın ha bu cama. Madem bu yaştan sonra kodun ha bu kütüğün üstüne beni, sen de sabaha sabah edeceksin ha bu camın önünde. Eskisi gibi. Çıkmasan cama, dalarım içeri. Haberin olsun. Yavaş, savurma da savurma. Barut ateşini bulduk. Bir ben sep kaldım ha. Bulduk da patladık. Bunlar küs. Nazar desen telefonlarımı açmayı. Tahir abi desen anca mahşerde kavuşur.